Merhaba sevgili Business Channel Türk izleyicileri. Bir işkolik programından daha seslenmekteyiz sizlere. Her zaman olduğu gibi herkesi ekranları başına davet ediyoruz. 7'den 77'ye bay bayan ayırt etmek sizin. Herkes ekran başına diyoruz. Çünkü bugün sizlerle mucizevi bir olayı paylaşacağız ve sizlerin gözünüzün önünde çok farklı bir takım uygulamalar yapacağız. Ekran başına sesi biraz daha açın. Evet merak ettiğiniz konuğumuz Çanakkale Çevre'den Aslen Adanalı kendisi. Biyoenerji uzmanı Cabbar Baycanlar. Hoş geldiniz. Sağ ol. Teşekkür ederim. Hoş bulduk Sema Hanım. Evet. E, öncelikle Cabbar Baycanlar kimdir? Kendi dilinden tanımak, tanışmak istiyoruz. Ondan sonrasında konumuza geçeceğiz. Buyurun. Cabbar Baycanlar rüyalarla başlamış olan doğaüstü güç. Ben büyük olayları bir hafta önceden görüyorum. Depremi, uçak düşmelerini, gemi batmalarını işte, Felaketleri iyi de görüyorum Hani sade kötü değil. Sonra şifa verme başladı. Allah vergisi benimki. Ben kurs görmedim. Beni yeşil yola benzetiyorlar. Yeşil yol diye bir film var. Evet doğru. Dokunarak şifa veriyorum insanlara. Ama Allah'tan istiyorum yani. Allah vergisi. Yani bir kanal var. Evet. Bu kanaldan size şifalandırılmak üzere bir enerji akışı sağlanıyor. Evet. Siz de e, bu enerjiyi dokunarak Evet. Karşı tarafa veriyorsunuz. Evet. E, peki nasıl bunu yani kendiniz yeşil yolda öyleydi. Kendisine çekiyordum. Evet bütün... ben de kendime çekiyorum vücuduma çekiyorum Vücudumuza. sonra da Allah benden boşaltıyor yani çıkıyor, çıkıyor benden. Hmm. Yani evet. o insan da rahatlıyor mesela kolunu kaldıramıyorsa ben de hani üç gün beş gün yok geldi. 20 dakika sonra öbür kulağım tutuyor hani düşün böyle kaldıramıyorsa bile. Ya da boyun fıtığı, bel fıtığı, hani migren, sürüzüt. Tüm yani mi? ben kanser hastalara da baktım. Şu durumda Hı -hı. iyi olanlar var mesela. Hı -hı. Sıkıntı yok, çok güzeller, atlattılar. Hı -hı. Hı -hı. Yani böyle bir şey. Peki bunu ne zaman hissettiniz? Ben bunu edeli 8 sene oldu. 8 yıl önce evet. başladı. 12 Nasıl yıl başladı? Önce, e, rüyalarla işte başladı. Hani büyük olayları görüyorum. Ben işte televizyon kanallarına çok hani söyledim önceden olmadan. Büyük Hı -hı. olayları kaç tane hani çok Sonra işte artık onları daha söylemiyorum. Sadece insanlara şifa veriyorum. Şimdi Allah'tan istiyorum o da veriyor. Söylemiyorsunuz Önde. ama şimdi olabilecek olan ama. yok. Yine görüyorum devam ediyor yani. Eyvah eyvah. Ama Peki o zaman biz bir özel evet. <laughs> özel bir şey rica edelim. Ha, buyurun. Ee, ülkemiz adına herhangi bir tehlike e, uyarısı olabilecek bir rüya İnşallah gördünüz mü? İnşallah olmaz. Ben ihtilali bile görmüştüm olacağını. Bir hafta önceden. Hani iki tane arkadaşım vardı. İkisinin hı. de ismi Barış bile. Hı. Oturuyorduk ve anlattım. Ya olur falan. İnşallah olmasın. Biz çünkü o şeyleri yaşadık önceden hani. Tabii. Yani Allah bir daha vermesin ve oldu. Sonra bana döndüler yani o dediğim arkadaşlar. Dedim sabahada bir şey kalmayacak. Rahat olun. Söylediğim hatta iki iş adamı var bir bo bir borsa başkanı var, bir avukat var. Hı hı. Beni aradılar çünkü. Rahat olun dedim. Allah'ın izniyle bitecek. Hiçbir şey kalmayacak. Ve sabah da bitti zaten. Peki şu an için öyle bir tehlike söz konusu mu? Herhangi bir tehlike ülkemiz adına? Ben bir büyük gemi gördüm. Karaya vuracak tanker. Yani o da gelip diye gördüm de inşallah hani olmaz. Geçen bir kanalda çıktığımda söylemiştim kaldı feribot kayalara vuracak demiştim. Hmm. Kayalara vurdu. Aynı şekilde arabalar hasar görecek dedim. Gördü o zaman. Yani bu 2-3 ay önce şimdi de bir tanker diyorsunuz şimdi de bir tanker karaya vurma ihtimali var İnşallah olmasın ama ben hani bunları önceden görüyorum işte hı hı. bir hafta önceden hı. bu rüyayı yani, yeni mi gördünüz? bu rüya 2 gün oldu görelim ama inşallah da olmaz ben yanılırım yani böyle Evet. Ee, yanılma payınızın olmadığını biliyorsunuz kendiniz değil <laughs> evet. mi? şimdiye kadar hiç çıkmayan olmadı Hani deprem bile Van'ı bile ben Van olarak gördüm. Kaç kişiye söyledim hani üst düzey kişilere de söyledim ama herkes kendinden şey diyor çekiniyor. Açıklama yapamıyorlar. Evet. Yani işte öyle. Peki e, şu an itibariyle bizim düşünmüş olduğumuz biyoenerji. Evet. Biyoenerji nedir sizce? Biyoenerji insanın vücudundaki negatif enerjiler <laughs> çekiyorsun hani <laughs> pozitife döndürüyorsun. Hı 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 hı. Bunu biyoenerji uzmanları ellerini gezdirerek böyle şey yapıyor ama ben de öyle değil. Ben dokunarak kendi vücuduma çekiyorum. Hı. Onlar dışarıya veriyor herhalde ben ona pek şey etmiyorum da bilmiyorum Hı. çünkü benimki Allah vergisi. Allah Kalben istiyorum nerenizde sıkıntı var o gitsin diye oraya odaklanıyorum. Yani başınızda varsa beyninizde bir sıkıntı varsa onu odaklanıyorum. Yani kalbinizde ya da çocuğunuz olmuyorsa olsun diye odaklanıyorum. Olup olmayacağını söylüyorum. Çok hani kaç kişinin çocuğu oldu zaten hani böyle maşallah. Peki sonrasında yani bu e, ilk etapta ne olduğunu bilebiliyorsunuz. Evet. Dokunarak hasta değil mi? Hasta bana söylemiyor zaten ben söylüyorum aslında hmm. Elimi koyduğumda check-up gibi kendi vücudumda hissediyorum ben. O yüzden yeşil yol diyorlar işte. Aynı bölgemde. Hani bayan erkek fark etmiyor. Aynı bölgemde hissediyorum. Hani sadece sıkıntı varsa ağrı falan söylüyorum. O da zaten doğruyu söylerse zaten söylemesi lazım. Bende yok çünkü. Anladım. ve söylüyor zaten hasta evet diyor aynı benim var ama onda gidiyor zaten o anda çünkü bana geliyor. Ondaki de çıkıyor gidiyor. Çok enteresan, çok ilginç. Evet. Peki bu gerçekten bir enerji uygulaması ve şifalananlar da var diyorsunuz. Çok. Yani görmeyen bilmiyorum daha çıkmadı. Yani herkes Allah razı olsun diyor yani çok çok vakti insan çok. Anladım. Yani. Peki bu enerji çalışmasını tek bir kerede mi yapabiliyorsunuz yoksa Şimdi, duruma göre değişiyor mu? Duruma göre, hastaya göre değişiyor. Hani hı. bir seans iyi olan hastam da var benim mesela. Hı hı. İkinciyi hı hı. ben üç diyorsam vallahi hocam ben çok iyiyim diyor Allah razı olsun Yani hiç onlara gerek yok tamam diyorum ben bitiyor. Ama mesela kanser hastalara ben 8-9 seans uyguladığım oluyor. Hani hı. bitirene kadar onu ben elimi koydum mu çünkü biliyorum hani onun... Acı azalıyor çünkü vücuduma girdiği için hani hissediyorum onu zaten. Normal bir insandan aldığım var bir de kanserli bir hastadan aldığım var hani. Aha. Onu normale döndürüyorum normal bir insan gibi mesela 5-6. seansta güzel diyorum hani düzene giriyor. Böyle evet. bir şey. Evet, evet, evet. Yani. Evet gerçekten farklı bir uygulama, farklı bir çalışma. Evet. Peki yapmış olduğunuz bu çalışma herhangi bir rahatsızlığı olmasa dahi. evet biraz daha kendini iyi hissedebilmek ya da işte yaşam kalitesini yükseltebilmek adına yapılabilir mi bu uygulamayı ne bu enerji yapılabilir benimki uygulaması? benim e, bu vücudu kim taşıyorsa her insana lazım yani niye lazım diyorsun insan daha dinçleşiyor daha gençleşiyor kendini daha genç daha hissediyor mesela koastası iyi olur mu olmaz zor Sor. Çok ama zor. ben de hastası 50 metre 100 metre gidemeyenler var İnanır mısın benden sonra 2 kilometre gidiyor ve ufacık sıkıntı yok nefeste açılıyor. Bir seansta bu belli ediyor. İkinci seansa gerek yok. Gerek yok. Hani Ama tamam benim seanslarım oluyor sonra ama ilk seansta belli ediyor hemen. Hı hı. Nefes alıyorum diyor. Nefes almak nasıl bir şeymiş diyor. Onu unutmuş yani. Hı. Böyle bir şey. Evet. Yani. Peki e, her yaştaki insana uygulanabiliyor evet, mu? Evet her yaş. Ben de da ben baktım hani 15-14-7 yaşındaki çocuğa da baktım hani mesela hı. sıkıntılı oluyor. Hani hı. durmayan çocuklar oluyor. Koltukların üstüne bir oraya bir buraya zıplıyor. Hiperaktif çocuk. Evet. Benim koyunca o kuzu gibi oluyor. Evet. O sanki gidiyor. O zaman çocuk gidiyor. Ee, bir takım ruhsal şifalandırma çalışmaları da yapabiliyorsunuz, evet. doğru mu? Evet, onu da yapıyorum. Ben normalde hoca değilim. Hı hı. Yani hı hı. ama Allah'tan istiyorum. Dua yoluyla yapıyorum. Ama Allah'tan istiyorum hani ben Kur'an hani bilmem çok hani şeye gerek yok yalan dolan. Ama ee, onlar bile iyi oluyor. Mesela çarpılmış bilmem ne falan oluyor, geliyor. Hani iyi oluyor. Hmm, o yani. tür manevi… Evet. Zaten evet. benim yanımda medyumlar bile konuşamıyor. Çünkü onlar üç oluyor bazılarının, ondan çalışıyorlar. Hani hiç söyledikleri olmuyor. Ben hani önce program da yapıyorduk biz hani medyumlarla canlı yayın yapıyorduk daha doğrusu. Sırlar diye bir program. Hani isminde gerek yok kanalın. Hani öyle bir şey. Orada onlar konuşamıyor en son beni istemediler. Dediler bu çıkıyor, bizim hiçbir bizim şey işimizi çıkıyor. bozuyor. Evet, evet öyle oldu. Canlı yayında bir botun batacağını söyledim. Hepsinin öleceğini söyledim. Bir de Türkiye yabancı olduğunu söyledim. Kore ya da işte Filipin dedim. Kore çıktı. Bir de Türkiye'de küçük bir keminin batacağını, mülteci olduğunu söyledim. Aynısı çıktı. Çıkınca programa davet ettiler. Gittim. Sonra dediler program değişti. Baktım konuşta Sonra geldi sahibi bana neden özür diledi. Dedi ben hata yaptım, onlara uydum dedi. Sen işi kırdım dedi. Ben zaten bir daha çıkmadım. Sonra o kanala daha bitti. bende. de. Hmm. Evet. Yani böyle oldu. Hani medyumlar istemiyor ben çünkü benim yanımda söyleyemiyorlar hiçbir şey. Kitleniyorlar yani insanlar. Böyle bir şeyse olumlu enerjinizle onların olumsuz enerjisini e, bloke edebiliyorsunuz. Evet. Evet. Bu da tabii çok çok önemli ya bir önemli şey. Önemli olan insanlar iyi olsun hani artık rüyalar falan hani ben söylemiyorum eskiden hep arıyordum kanalları söylüyordum ama şimdi yok Hı. bitti sade insanlara şifa veriyorum Anladım. onu da Allah'tan istiyorum o kurban da veriyor biz de insanlara faydalı oluyoruz yani böyle bir şey semanım. Evet peki benim sizden bir ricam olacak. Ha, buyurun. Ee... Bizim bünyemizdeki bir arkadaşımıza evet. bakabilir misiniz? Tabii Herhangi Sıkıntı bir sıkıntısı değil. var mı? Evet. Varsa nedir? Ve evet. ne yapılabilir? Ya da bir şey yapılabilecek evet. mi? Evet. Arkadaşımızı davet Şimdi ediyorum ben, ben evet, buraya. Şey olarak hani seansları nasıl yaptığımı göstereyim. Tabii. Sema Hanım ben böyle yapıyorum seanslarımı. Hı hı. Enseden tutuyorum böyle. Sonra başından şu vaziyette tutup buradan... Şu durumda çekmeye başladım. Anında başlıyor hemen zaten. Kımıl kımıl kımıl. Böyle bir şey hissedebiliyor musunuz? Bir hareket. Şu durumda çekiyorum. Evet. Ellerinizi ayırın daha iyi hissedeceksiniz. Heh, öyle. Vücutta şu durumda elimin altı şişti. Bu. Elimin altı balon gibi bak hop şişti. Aa, Hissediyor evet. musunuz onu? Evet. Bak gel de. Elim orayı kupa gibi çekiyor. işte o yüzden yeşil yol diyorlar. Hani şimdi burada mesela migren var, sürüzüt var. Ben onu şimdi bu hanımefendi de sürüzüt var. Migren değil bu bana göre. Çok şiddetli bir şey de değil. Şimdi ora genze açılacak hani bu. Bak geldi. Elimi havaya kaldırıyor. Hani altı şişiyor. Arnından burada. Gözüküyor buradan. Evet bak. Şişti bak. Elimi kaldırıyor bak itiyor bu şey işte. Hani orayı somuruyor. Vücutta da böyledir. Mesela negatif enerji vardır böbrekte. Hı hı. Ya da işte boğazda her tarafta. Hani elimi koyduğumda bir şey kalmıyor. Böyle yaptıktan sonra sonra böyle tutuyorum. Boğaz çakrası. Bu zaten çakralar var burada biliyorsunuz. Hı hı. Bunlar açılıyor. Zaten hanımefendinin yüzü pembeleşmeye başladı. Biraz sarım da biraz. Biraz da stresli hanımefendi. Sıkıntılı çok büyük e, sorumlulukları evet, var. Şimdi evet. onu bilemiyorum ama hissediyorum. Şu durumda sıkılıyorum. Hani ben o sıkıntılı ben de değil. Ben normalde çok pozitif bir insanım. Hmm. Ama hastalarımdan hissediyorum. Bir de hanfende ayakta durduğunda kendini böyle sıkar gibi bir bel kısmında ağrılar oluyor. Kasılma gibi bir ağrı. Hani normal böyle çok kötü bir ağrı değil. Hafif. Doğru mu? Evet. Şu durumda benim oluyor. Hatta yanlara vuruyor böbrek kısımlara biraz. Yanaşık yani oraya. Bunu da böyle yaptıktan sonra Sema Hanım. Sonra başından alıyorum böyle. Tepe çakrası zaten bu. Az bir şey tuttuğumda bile mesela şey rengi açıldı. Bak pembeleşiyor rengi şu durumda. Yani o da sıkıntıdan dolayı işte insanların zaten suratına vuruyor. Ben hastamın zaten suratına baktığımda hissediyorum hani ne sıkıntı olduğunu. Bu hanımefendi gerçekten çok sıkıntı var. hani Az değil yani. Depresyonda mı? İşte var öyle bir şey yani gerçekten çok hani. Ama şu durumda inan zaten rahatlamaya başlıyor. Onu ben hissediyorum şu durumda. Nasılsınız? Gevşeme var değil mi? Evet. Kafanız boşalıyor. Hı hı. Çok dolu çünkü. Buradan da ellerimle şu durumda veriyorum zaten. Bak uçları siyahlaştı morardı farkındaysanız. Benek benek oluyor iri iri. Hı hı. Çıkıyor şu durumda ondan aldım, Buradan da veriyorum. Hani böyle bir şey. Şimdi gösterme amaçlı yapıyorum alıyorum ama bunda bile rahatladı. Bir de şu boğazdan alıyorum mesela. Şöyle tutup onu sonra şey deriz hani böyle tutup burayı boğaz çakrasını şuraya açıyorum. Evet aynı doğru yani, gerçekten yeşil yoldaki gibi. Bir nefes alın burnunuzdan gibi. ağzınızdan üfürerek verin. Burnunuz nasıl şimdi önceye göre? Daha iyi. Açık değil mi evet. genziniz? Yüzünüz pembeleşti inanın. Çok Böyle yapıyorum. Çok hani teşekkür bu kadar. ediyoruz. Evet e, gerçekten oldukça ilginç bir uygulama ve... Evet çar çabuk hayata geçebilen evet. bir şifalandırma. Evet. Peki size nasıl ulaşabilirler ya da herhangi benim, bir şekilde Çanakkale'de evet, yaşıyorsunuz. Evet. Gelen talepler doğrultusunda Türkiye'nin başka bir iline seyahat edebilme olasılığınız var mı? Var hani uçak biletini alıyorlar, otelimi ayarlıyorlar. Ben öyle gidiyorum, hastaya bakıyorum, gerekirse o gün geri dönüyorum. <laughs> bu cevap hani bu genirme değil benim değil mi? işaretim geliyor. Demin Hı -hı. tuttum hatta. Keşke tutmasaydım hani. Ha o, doğru öyle az... ses geliyor hani böyle genirme gibi ben hastaya öyle bakıp hani benim bu işaretim Hastayı ona göre çağırıyorum faydam olmayacaksa zaten bu gelmez ben çağırmıyorum. gelmeyin size faydam yok diyorum hani yazık oradan gelecekler masraf edecekler ne gerek var ha, bir de böyle hani, ses geliyor evet. içinizden öyle mi evet hmm. <laughs> bu yani işte hmm. hani şimdi yine geldi ama şimdi ö ö çıkmaz hani bu şey doğruluyor beni hmm. Böyle bir şey Sema Hanım. Evet. E, gerektiğinde gidebiliyorsunuz. Evet gidebiliyorum alıyorlar işte öyle gidiyorum insanlar. Hı hı. Zaten bende bekleme yok. Hı hı. Hani benim seansımda zaten hemen belli ediyor. Yani hı hı. kolunu kaldıramıyorsa öbür kulağı tutuyor. Hani öyle bir şey. Allah'ın izniyle. Anladım. Anladım. Evet çok teşekkür ediyoruz şey katılımınız için. Ben teşekkür ederim. Ve Semra. insanlık adına yapmış evet. olduğunuz bu güzel şifalandırma evet. çalışmaları için Rabbim kanalınızı hep açık tutsun Amin. diyoruz. Amin. Sağ Amin. teşekkür ben ediyoruz. Ben teşekkür ederim. İyi günler. Evet sevgili işkolik izleyicileri, biyoenerji uzmanı Sayın Cabbar Baycanları ağırladık. Hoşçakalın.